change around. Ve müsabaka başladı. Müsabakaları canlı olarak TV8.5 ekranlarından izlediniz. Yönetmenimiz Teoman Kozan her anı an bir an ekranlara getirdi. Merkezde Barış Aragül'ü ve TV8.5 ekibi çok keyifli müsabakaları ekranlara getirdi. Maç çok hızlı başladı. Sol geliyor şimdi. Yumurtlar boşa gidiyor. Sevgili izleyiciler, Alpaslan Yöndem, kırmızı köşe, kırmızı eldiven ve rakibi Beslan Tanrakol. Çok hızlı, süratli bir maç oldu. Başlangıç oldu daha doğrusu. İşte bakın sevgili izleyiciler, çok güzel ama kontraları da almaya başladı. Çıkmaya çalışıyor oradan ve hakem geldi. Araya girdi, ayırdı. İkisi birden birbirlerine inanılmaz girdiler. Ve karşılıklı yumruklarla çok etkili vuruşlar yaptılar sevgili izleyiciler. Kırmızı eldiven, kırmızı köşe, Alpaslan Yöndem ve mavi eldiven, mavi köşe, Beslan Temrakol. Bakın yine bir solunu çıkardı Beslan. Bir solda çıkaran Alpaslan Yöndem. Ama zaman zaman açık veriyor. Alpaslan'ın gardı düşüyor. Bu evet, biraz sıkıntı oluşturabilir. Alpaslan... Gardını yukarıda tutması lazım sevgili izleyiciler. Agresif çünkü, ama açık veriyor bayağı. Evet. Zaman zaman etkili içeri sanki çok iyi giriyor belki ama Beslan da çok etkili, onu söyleyelim. Ayağı kaydı Alpaslan'ın. Biraz kontrolünü kaybetmiş gibi. Ortaya çekti hakem. Yeniden dövüş. İşte bakın bir sol daha geldi. Her an bir nakav çıkacakmış gibi duruyor maçta sevgili izleyiciler. Her ikisi de birbirinin nakavtı diyebilir. Öyle bir müsabaka seyretiyoruz şu anda. Alpaslan'ın gardı başladı. Gardını alması lazım. Beslan Tımrakov müsabakasında. Aksi halde nakavta gidiyor gibi. Her ikisi de bir nakavt yapabilir. Bunu gözlemliyoruz. Şimdi birinci round sona ermek üzere. Bu arada Alpaslan yine gardı düştü. Havlu geldi. Evet. Köşeden havlu geldi sevgili izleyiciler. Havlu geldi. Hakem şu anda sayıyor. Mücahit Kulak havlu attı. Alpaslan Yöndem devam edemeyecek. Ve müsabaka bitti. Müsabaka bitti. Beslan Temrakov. Sanıyorum Alpaslan biraz heyecanının kurbanı oldu. Çok aslında iyi gitti. Bir ara nakavtlı yapabilirdi. Yani o fırsatı yakaladı. Ama... Onu ve onun gibilere Allah'tan çok şey borçlu. Rahmet dileyelim. Allah hepsinden razı olsun. 15 Temmuz'un çok önemli kilit isimlerinden biriydi.